Aşkı bulmak cesaret ister. Buldum derken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin. Vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyi, senden? İyi. Güzel, yakışmış turuncu. Teşekkür ederim. En sevdiğim renk. Rica ederim. Dansın da çok güzeldi. Aynen. Genelde çok beğenmezdin sen benim dansımı. Birazcık gelişmeler var. Allah Allah. Bende mi gelişme var yoksa sende mi? Vallahi sende var. Böyle dans etmiyordun çünkü. Ben ilişkim varken çok dans edemiyorum. He, okey. İlişkisi varken dans edemiyorum. Çok kendime yakıştırmıyorum öyle şeyleri hayatımda biri varken. Hı hı. Seninle ayrıldığım içindir. Öyle mi? Devam. Kovalamaya devam canım. Peşindeyim. Sıkıntı yok. Aynen böyle devam. Nasıl? Mesajlarıma cevap vermediğin için teşekkür ederim bu arada. Selam, nasılsın? Ne? Sen enerjini kendi günaydınına sakla. Boğazıma kaçtı. Tamam Ayşe. Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim ben de. Güzel. Güzel. Bu kadar mı? Bu gidişle. Bu kadar mı? Hanım diye giriş yapıyormuşum. Hakim. Günaydın. Bugün kadınlar evine geleceğim ya, bir oyun falan oynayalım. Diloş, günaydın Diloş. Günaydın. Dilara, sen, ben, Buse falan gelmek isteyen de olursa. Murat, ne diyeceğim? Bir güzel bir oyun. Bana çok yazan var. Dün yayın açtım, yayında da. Sen, ben, Buse, Dilara. Üçümüz, bir de sen. Şey istiyorlar, senin dansının videosunu çekmek. Tamam, bunu yapalım. İzin alalım. Bu arada onu ben de gördüm, bir editte paylaşmışlar. Ben de paylaştım artık. Bana özel olarak yayınıma çok yazdılar. Tamam. Yapalım. Tamam, geleceğim, yapalım. Güzel bir dans edelim. Oğuzhan, günaydın. Günaydın. Hanım, desene bir tane. Hanım, story'mi gördün mü? Ya. Bravo be, bravo. Bu kız daha ne yapsın bu çocuk için be? Özlenmişti. Bu kız bu çocuk için daha ne yapsın? Bir şey diyeceğim, story'mi gördün mü? Efendim? Story'mi gördün mü? Story'ni gördüm. Evet. Bilhan ailesi bize hediye aldı. Evet. Güzel hediye almışlar. Evet. Hepsinin ve pasta emeğine sağlık. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye. Ya o geldi mi Dilara? Onu ben içeri sokacaktım. Ben plan yaptık sizinkilerle. Ya. Tatlıya benim alerjim var. Ben genelde diyetteyim sürekli ya. Ne? Sen ye. Tatlıya benim alerjim var. Tatlı yemiyorum. Dilara ile aran o yüzden yani mi bozuk? Sevenlerin sana yolladığı tatlı yemeyecek misin? Sevenlerim için bir tane yerim ama fazla yiyemem. Neden? Tatlı yemiyorum, sevmiyorum genelde tatlı yemek. Hep böyle sürekli pilato spor yaptığım dönemlerde uzun sürede tatlı yemediğin zaman o artık istek kaçıyormuş. Araştırdım, öğrendim. Tamam, kendi ellerimle yediririm sana. Ya yalan, dün akşam evde baklava yedik beraber ya. Gizem de 3 sene için nasıl mutlu ha? Ne? Hadi yine bir editin daha geldi, hadi. Ya şimdi ne kadar yetişikli oldu. Pikachu.
Ya bir dur. Oğlum bir dur be. 11-12 yıl önce annem beni terk etti. Bir başkası için, bir başka adam için. Anne. Benim annemle babam ayrı. Bu zamana kadar yalnızdım. Kimsem olmadı. Gerçekten olmadı yani. Şu an o kadar derecem ki annemin yüzünü hatırlamıyorum neredeyse. Hiçbir duygu kalıcı değildir. Ne aşk, ne nefret, ne üzüntü, ne mutluluk. Şu an yaşadığın duygular da geçecek bir gün. Ve çok güzel bir yuvan olacak, çocukların olacak. Diyeceksin ki ya nasıl zamanlardan geçtim. Diyorsun ki ya bir şey yaşamışız falan. Ve senin de öyle olacak. Bir gün öyle bir noktaya geleceksin ki ya diyeceksin ya ben ne yaşamışım. Ya sana ne abi yeni gelen bir çocuk. En son ne yersen yediceğim olacak anladın mı? Berke'yle her gün telefonla görüntülü konuşuyorsunuz. Yani şurada bir damla daha gelirse sen yine döneceksin haberin. Niye o zaman bu çocukla konuşuyorsun abi? Hadi kalk git. Seni benden alan kader, ölsem vermem diyor. Yalandan yandımları. Tamam ben böyleyim. Sen de. Kafam karışık falan dedi. Sonra ben dedim ki ben mesela netim. Hani insanlar benim bu tarafımı görmedi. Yeni yeni bu tarafımı da görüyor. Bitti mi bitti. Zamanında çok denedik olmadı. Yani bundan sonrasında denediğimiz zaman yine olmayacak. Hep sonu hüsranla bitti. Bu yüzden artık hevesim kalmadı diyelim o zaman. Güzel şeyler beklemeden gelirler zaten. Beklemediğin anlarda gelirler. Dışarıda bu kadar tetikleniyor muyum? Dışarıda evet. Kimseye de derdimi anlatamıyorum. Kimse de sanırım sana nasıl olduğunu sormamış. Hiçbir şey sormamış. Levye. Defter. Defter. Gülme. A. Aşk. A. Ay. A. Şifre. Kurbasan. 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 Kurbasan ne ya? Karabasan. Sevgili yarışmacılar, siren sesini duydunuz. Bu akşam erkekler evinden bir yarışmacı bu eve veda ediyor. Ve sadece kızlar oy kullanabilir. Sizleri oy kullanmak üzere oy sandığına davet ediyoruz. İyi düşünün ve doğru karar verin. Üzülmüş gibi yapıyorum ama hiç üzülmedim. Çünkü erkekler evinde asla aktif olmayan o kadar çok yarışmacı var ki. Ama sahtesin. İlişki yaşaman zor. Buyurun. Günaydın, saygıdeğer tüm güzel hanımefendilere buradan. Günaydın. Günaydın. Günaydın diyelim. Rümeysa abi tepki Ghost ver be. Ghost. Selam verebilirsin. Genel ya. Şey. Gerek yok. Çocuk sesi çıkar. Genel bir şey söylüyor ya üstüme alınmıyorum. Genel şeyleri sevmiyorum. Aşkım senin her şeyin sesli. Ay içim şey oldu. Ay benim de. Ay ben. Amin. Bu eve bir aşk büyüsü yapalım. Hadi ya Rabbi sen bizi. Ya Rabbi. Bunu bir sen bizi misiniz? Asetlerden koru ya Rabbi. Amin. Sen bizi yüzüme yüze gülüp arkamızdan konuşan. Bunu ettin ya geç artık. Kadınlardan koru ya Rabbi. Amin. Evet sen. Böyle saçma sapan umut verip de sen bizi Allah'ım sen bizi yeni şeytanlardan koru ya Rabbi. Amin. Umut verip de başka insanlarla konuşanlardan da koru amin. Ayrılınca değerimizi bilen beyefendilerden bizi koru ya Rabbi. Daha ne istiyorsun Allah'tan belanı mı istiyorsun ya? İnsanlarla karşılaştır ya Rabbi. Ayrılınca rotadan rotaya koşanlardan koru ya Rabbi. Amin. Her tuşa basanlardan koru ya Rabbi. Ekstra tuş isteyenlerden de koru ya Rabbi. Yalnız bu bizim duamız da oraya döndü haberiniz olsun. Arkadaşlar orada lütfen yani. Kıskanmayın. Kendinize özgü şeyler bulunuz lütfen. Amin. Okuyacağız mevzus. Başta. Evet söyledim bir kere hadi. Asil sen neden bu aralar hep kedi gibi takılıyorsun tek başına? Dua okuyor bir saniye. Hasret 10 sene sonra ilk defa dua okuyunca kafası karıştırmaya çalışıyor. İnşallah beni yazmadı. Allah'ım
İnşallah başkalarının ayaklarını öldürüm. Çünkü Allah benim ayağımı doğramaz ya. Amin komik. İnşallah beni elemezler ya Rabbi. Günaydın. Bu da dostane bir günaydın söyledi sana. Günaydın. Ne haber? Umarım iyi olacağız. Senden ne haber? Öyle şey. İyi, fena değil. Oha, iyi kız akımcı oynasak ne güzel. Aman. Aynur'a yoksa yeni bir rakip mi? Dur de. Dedim ya kanka. Murat dediğine kendin inandın mı? Yoksa rakibim olamaz mı dedi Aynur. Herhalde. Değeri bilindi. Ne diyeyim, değeri bilindi. Kameraman bitirirse bir seyirecektik. Allah Allah. Sizin uyumlu gözükmeniz. Kombinin güzelmiş ha Aynur. Teşekkür ederim. Güzel. Hayırdır kardeşim? Bak Görkem bakışlarını atıyor, dur. Nasıl kaçtın? Dur oğlum yerinde ya. Oğlum dursana yerinde. Atime bak ya. Oğlum çok tatlısın ya. Ben bu arada Ezel'in kör annesi bir, ben iki. Yüzümü düz gösterin ya. Bu benden koklayarak bir görüyor. Sen de yani o da yok. Düz, yandan çekiyorlar, böyle çeksin. İleride sağ ol. Can evin yaramaz çocuğu. Ekran burada hanımefendi, ekran burada, orada değil. Cana bak cana. Yok, evin yaramaz çocuğu. Yok, sen pozlanırsın diye bekledim. Efendim? Poz verirsin diye bekledim. Yok, sen poz Gizem'e. Verirsin artık, Gizem'e ben değil. Gizem'e poz ver. Ne? Bak Gizem'e poz ver, o kadar sana poz veriyor edit çıksın diye. Ekranı poz veriyorum. Sen masaya mı oturdun? Masaya oturdum. Tek başına da editleniyorsun canım. Kelebeklerde. Gizem de 3 sene için nasıl mutlu ha? Ne? Hadi yine bir editin daha geldi, hadi. Hayatım, yani da durmazken bile editlerimiz var yüzlerce. Yani çok da önemli değil o yüzden. İşte buna göre yaşıyorsun zaten. Çok da önemli değil, buna göre yaşamıyorum. Değeri şimdi mi bilindi? Pardon da, değerini şimdi mi bilindi? Ulan bir laf söyledim, bir ortalık karıştı. Yani editlerde gördüm diye mi aklına geldi? Benim sevgime saygı yok. Amino asit. Yani gizli konuşmalar var. Yani saygı bahsediyorlar. Adela atacak dur. Bana sadakat göstermeyene sadakat göstermiyor. Sonra tartışırsınız arkadaşlar. Günaydınlaşmayanlar var. Oğuzhan hayırdır? Tam veremiyorum ekranına. Biz de burada... Birisi de benim göbeğimi çekebilir. Biz de göğüs dekoltelerimizi falan gösterelim. Şöyle bak biceps. Şöyle. Arkadaşlar, kas görmek istesek spor salonuna gideriz. Günaydın. Günaydın. Merhaba arkadaşım. Merhaba arkadaşım, ne haber? İyiyim arkadaşım, senden ne haber? İyiyim ben de, nasılsın bugün? İyiyim, iyi sayılırım. Sende ne var ne yok? İyiyim ben de. Umarım güne güzel başlamışsındır. Güne güzel başlamışsındır umarım. Enerjik başlamışsındır. Evet, enerjik başladım. Sana da bir enerji gelmiş. Arkadaş olmamızı bekliyordun herhalde enerji gelmesi için. Ya son iki gün gerçekten ben kendimi de kötü hissettiğim bir gündü ama bugün biraz daha kendimi iyi hissediyorum. En azından... Ben de kendimi daha iyi hissediyorum. Güzel. O enerjiyi de sen de gördün bugün. Ben de sen de gördüm. Acaba birbirimize kötü mü geliyorduk? Yani aslında güzel zamanlarımız oldu. Sadece belki son birkaç gün. Bence de güzel zamanlarımız oldu. Güzeldi. Değeri bilinmeliydi belki de. Değer kıymet bilinmedi. Değer kıymet bilmiyorlar annem. Benim kadar kimse. Günaydın. Günaydın güneşim. Ne oldu gene? Bir şey olmadı. Enerjiksin ya, buraya da yansıt diyorum işte. Aşkım, enerjik olduğum nereden çıkardın? Milletin şeylerinde, bu ekranlarında giriyorsun ya aralara böyle. Aşkım, Yeliz'le poz verelim diye girdi. Burada ver işte pozunu. Bir de çok dikkat sıcak. Et. Aynur oyuncakla oynama. Ben de yapıyorum. Tamam aşkım. Fark etmişsindir. Bir tartışma yaşamayalım, gereksiz bir şey. Ya aşkım ne kadar yakışıklı olmuşsun. Pikachu. Ya bir sus. Oğlum bir dur be. Ne kadar yakışıklı olmuşsun bugün. Sen de çok güzel olmuşsun. Ama ya,
bu dikkat etmeyeceğin anlamına gelmiyor. Dikkat et. Nasıl bakıyor? Evet aşkım. Tabii ki dikkat edeceğim. Tartışmayalım boşuna. Evet sevgilim aşkım bir tane. Zaten düğmesi var. Kapatacağım böyle. İlikleyeceğim. Bir de oturuyorum ya, oturduğum için şu an böyle. Yoksa ayakta öyle olmuyor. Gelmeden önce uyardım ben seni. Sen yine... Aşkım yapıldı bu, biliyor musun? Yapılmış hali. Yok ben çektiririm arkadan. Yok i̇şte ben yazdım, şunu yaparım. Çektirdim. Allah'tan çekmişler. Çekmese ne olacak Allah. Merak ettim de neyse. Gerçekten. Tamam gereksiz, tartışmaya gerek yok da. Dikkat et. Tamam. Görürsen bozuşuruz. Tamam ya, sen nasılsın? Konuşayım. İyiyim. Ben gerçekten duymuyorum yani. Evet ya. Dibimdesiniz bir de. Bir daha söyle, duymadım. Al geçti, al kırdın. Neyse geleceğim ben yanına, konuşuruz. Yanına geleceğim, konuşuruz. Günaydın çiçeğim. Günaydın. Bak sesimi açmadım kimse de lütfen. Evet lütfen. Ne yapıyorsun yavrum? Hiç. Senin istediğin gibi olmuyor hiçbir şekilde. Yani beceremiyorlar mı diyeyim. Saygısızlık yapmak da istemiyorum da. Yok. Saçların kısa biraz. Ben anlıyorum onun istediği modeli. Ya yok, ben resmini de gösteriyorum da saçlarım kısa da değil aslında. Yok yok, beceremedi arkadaş. Tamam kısa kısa işte. Onun için kısa bu saçlar. Yok yok, aslında aynı şeydeydi. Kanka anlayamıyorsun. Benim babam kuaför benim. Tamam boşver. Bu saç sonra konuşuruz. Aynen. Bir şey diyeceğim. Öne çıkarılanlar geri gelmiş. Çok güzel olmuş. Çok istiyordum koymayı da. Daha? Niye daha yeni geldi? Kızlar. Ben de düzenleyeceğim. Ekranla pek... enerjik değilsin maşallah orada. Neyse. Pek anlamıyorum o işlerden. Ben de düzenleyeceğim, bir tane öne çıkarılanlar yapacağım. Nasıl istiyorsan, benim öyle içimden geldi. Benim de içimden geliyor da böyle daha... Çocuğu üzerine kapandı telefonun. Nile çocuğun üzerine kapattım telefonu. Şerbi beklerken diyeyim. Aşkım ben kapatmadım. Sevgililerimize bir hediyemiz var da. Sürprizimiz var. Ufak. Magazin bölümünden sonra ikimiz gidebilir miyiz? Anladın mı? Magazin bölümünden sonra Murat'la Batın yaptığı. Heh, tamam okey. Onu söyle, onu daha magazin bölümünden sonra direkt bu. Haydi. Duydun değil mi ne dedi? Ya Berk'i gel. Duydun değil mi ne dedi? Hani haydi başla. Bir dakika, ben de oraya sana yazacağım. Hadi canım. Güzel bir giriş yapın şu magazin bölümüne. Evet arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Evet, ben hoş bulduk. Yes sir. Arkadaşım Murat Çalsıyaktik. En beğendiğim bölümdeyiz. Adı Batmur. Öncelikle kanalımıza sağ alt köşeden abone oluyoruz. Ve soldan beğenmeyi unutmuyoruz. Kısmetse olur Aşkın Gücü Official. Evet arkadaşlar, kısmetse olur ana haber bülteni. Hoş geldiniz. Bugün çok güzel konularımız var. Ne zaman paket ettirmedim ya. Birinci konumuz öncelikle Gizem Görken olayı. İlk önce biz kendi aramızda sunucum yardımcımla konuşalım. Bir özet Ay geçmek baba, istiyorum. Nerede bir edit baba, olayı varmış. Neredeymiş? Evet. Bak, bak, geçmişte bak, olan bir mesaj var. Sana kulüste olan mesaj. Gelmiş, ve kardeş gelmiş. Öncelikle Gizem Görken olayında ne düşünüyorsun? Öncelikle o şeytanın arasından bir tane olanını çıkaralım. Çünkü genel anlamda ailesinden üzülen insanlar var. Özür dilerim. Cadı diyelim. Da. Aynen cadı diyelim. Yeni cadı üçlüsü. Cadı tayfa. Sorumuzu unuttum arkadaşlar. Ben yaşlıyım. Bana arada hatırlatın bazı şeyleri. Beyza oldu şu unuttum. Gizem Görkem olayı. Özet, edit, geçmiş olsun mesajı, üçlü şeytan koalisyon. Evet, kesinlikle arkadaşlar hiçbir şey tesadüf değildir öncelikle. Kesinlikle. Geçmiş olsun mesajı falan filan hikaye. Burası kreş değil. Lütfen kimse birbirini kandırmasın. Aynen. Asla. Kimse kimseyi asla kandırmasın. Ondan sonra şey dediler, dostane çağırdım dedi. Ondan sonra görüntüler... Hiç de öyle demedi görüntüler ama değil mi? Evet, Mert öncelikle herkese bir dakikalık bir söz hakkı var. Bir dakika çok. Mert, bir dakika çok. Herkes bir cümle yorum. Bir cümlelik özetler bir cümle, bir cümle. Mert Yedir'e söz hakkı sana veriyorum. Can orada. Adam başlıyor. Can, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Gizem ve Görkem. Benim diyebileceğim pek bir şey yok. Yorum yapmak istemiyorum ya ben. Adam da görüşmeye çalışıyor ya Gizem'le. Şimdi yani sorunun soruya bak. Biraz saçma bir soru oldu. Ben programa ayrılıyorum falan. Senin için saçma olabilir. Sormak istediğin şeyler varsa ya da söylemek istediğin söyleyebilirsin. Yok, söylemek istediğim bir şey yok ya. Ben hakkımı devretmek ama bu programa katıldıysan cevaplamak zorundasın. Biraz bak, olursa sevinirim. Ya diyebileceğim pek bir şey yok. Bence... O da aynı eski Dilara olayı gibi kararsız yani. Ne yaptığını bilmiyor ama bence bu gala kısmına gidince birine yapışacak yani. Şu an çok boşta kaldı. Oo, ağır bir laf. İlginç bir iddia. Kim şu an kızlar evin çalkalanıyor. Kimden bahsediyor? Evet, Mert İndere'ye sızak tanıyorum. Tek cümle söylüyoruz değil mi? Kanka bir tek, dakika. Tek, tek. Bir dakika, yok, bir dakika çok uzun. 10 tane konu var ya. 10 tane. Tek cümle. Prim için değil gerçekten, sevdiği için şip arasın herkes bence. Bence prim de için şip arıyorsan... Tamam adam popüler vesaire de yani... Yoksa Gizem prim için mi Görkem'i seçti? Dın dın dın. Hiç belli olmuyor da biliyorsun. Berke.
Bu konuda öncelikle senin düşüncelerini çok merak ediyoruz. Evet. Eski tanışma yolunda olduğun bir insan. Evet hocam. Gelip Görkem'e öncesinde bir geçmiş olsun diye altyapı yapıp sonrasında Aynur Görkem'in nabzını ölçüp barışır mı barışmazlar mı diye bir nabız ölçüp kulislerde geçmiş olsun dileyip sonrasında editlerden etkilenip Görkem'i kırmızı odaya çağırması, bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun? Evet, çünkü izlediğim görüntülerden yola çıkarsam eğer bat bir şey yazıyor ama. Evet. Ha, yok, çünkü izlediğim görüntülerden yola çıkarsam Görkem'i istiyor. Görkem'in onun bir Görkem'le birbirlerine uyuşacaklarını düşünüyorum açıkçası. Ne konuda? Uyuşacak. Görkem biraz daha yakın teması seven, işvericileri kadın seven. Yani öyle değil. El ele yanlış mı söylüyorum? Ya yanlış lanse ettin ama yok yok, kötü lanse değil arkadaşlar. Yani kol kola girip yürümeyi bile seven bir insan yeri geldi. Bu arada Gizem, sen neyi kaçırıyorsun biliyor musun? Kimse sana sen neden Görkem çağırdın, nasıl çağırırsın? Yok, hani onun gibi Aynur'la Beyza'nın, çok yakın arkadaşım. Beyza'nın da dediği ama gibi Aynur kimse burada saklıyor mesela Berke ile konuştuğunu. Bir saniye, ben öyle bir yapıyorum. Şey olmadı bu arada. Hayır, söylüyor bir kız dakika. O da kabul etti. Ben Berke Görkem'le konuştuğumuzu söyledim ama. Seninle ilişkisi vardı. Sen bana bunu söyleyebilirdin. Derdin ki biz seninle ilişkisi varken konuştuk, haberin olsun diyebilirdin. Ne konuştuk? Önemli değil, konuştum. Ben de bunu sana söyle, çok sormak istedim. Tamam ama yardım için konuştum. Ben kadar Berke ile özledim, seni seviyorum. Böyle bir konuşma geçmedi. Ben bunu sana o kadar sormak istedim ki ama Beyza'ya söz verdiğim için soramadım. Bana. Beyza'nın kendi patlatması gerekiyordu. Ben o zaman bunu sorsaydım. Hayır, ben patlatmam gerekiyordu. Ben normalde, sen ben normalde açılmayacaktım. Bu konunun burada açılmasını istememiştim. Yoksa senin gözünün içine bakıyorum. Söz verdim, yemin ettim. Evet, soramadım. Sonra Beyza'nın da bunu ortaya atacağını artık bir saatten sonra biliyorduk. Hayır, dün senin üstüne çok ilgilinde. Şöyle bir şey var. Ben şu an Gizem'le konuşuyorum. Şöyle bir şey var. Onlar zaten biz işte yayın açacağız TikTok'ta diye Oğuz, Nihle, ondan sonra Buse'yle, Mert, Berke beni etiketliyor zaten. Biz o sıra konuştuk. Sadece o sıra mı? Evet, sadece o sıra. Emin misin? Evet, eminim. Ya sen gel, Görkem'i kırmızı odaya çağır. Neyi sorguluyorsun hala? Neyi sorguluyorsun Gizem? Abi neyi sorguluyor ki, ben anlamadım. Gizem hala konuşuyor mu ya? Ama sanki bu böyle değilmiş vallahi gibi. Valla ben sadece oturduğumuzda konuştuğunuz söyledi ama ne kadar konuştular, ne konuştular bilmiyorum. İçeriğini bilmiyorum ama konuştuklarını bunun söylemişti. Bunun bana söylenmesi gerekiyordu. Berke zaten karaktersiz olarak gördüğüm için Berke'nin söylememesine şaşırmıyorum. Mert Kılıç, sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Tek bir cümle çok kısa özetleyebilirsin. Bir dakika veriyordu az önce. Görkem'in arkadaş çağırdığını söyledi. Fakat kırmızı odadan çıktıktan sonra Görkem'le olan arasındaki ilişki gayet samimi olarak yorumladı. Yani Görkem'le Gizem ilerleyen süreçlerde olur mu olmaz mı bilmiyorum ama... Sen yakıştırıyor musun? Bence olacak ilişki gibi değil. Ben Gizem'in Berke'den hiçbir şekilde pas alamadığını düşünüyorum. Ve Gizem sosyal medyayı düşünerekten buraya sosyal gelmiş. Sosyal medya ilişkisi mi? Sosyal medyada bazı insanlar burada, bazı arkadaşlarımız çok popüler ve çok Twitter'da, Instagram'da. O, bu da, Görkem de onlardan biri. Çok editlerinin yapılacağını ve çok takipçi geleceğini düşünerek sosyal medyadan etkilendiği için mi Görkem? Etkilenmedi. Kısacası sosyal medyaya oynamak için zaten Görkem'i istedi. Oğuzhan. Evet, soruyu kaçırdım ben. Soru Gizem Görkem. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Gizem Görkem, Gizem'in tavırlarında bir tutarsızlık var. Yani Berke'den bu Berke'yle ilişkisi bittikten bu kadar kısa süre sonra Görkem'den bu kadar hoşlantı duyarak kelimeler kullanması bana garip geldi. Benim de sosyal medyaya oynuyor gibi bir düşüncem var. Bu film konu ilişkisi, hakkında film ilişkisi, benim de bir yorumum olacak. Görkem'i de hep sosyal medyacılar buluyor. Benim acaba de neden? Şöyle bir yorumum Ozan var. Ozan ama sen sabah yoktun ki kanka. Yok, genel olarak Gizem ve Görkem arasındaki muhabbete dayanarak bu yorum yapmak istiyorum. Çok kısa. Gizem'in bir de burada tanıdığım kadarıyla başta Berke'yi seçip gelmesi, sonrasında Berke'li olmadıktan sonra Görkem'e eğilimi var söylüyorsunuz. Evet. Bunun tamamıyla ekranlara oynadığını düşünüyorum. Doğru. Ben. Son söz hakkı Görkem Bey. G-H-I. Ben hala duygularımda sabitim Aynur'a karşı. Bitmedi. Eğer ilerisi için şu an bir şey diyemem tabii ki de. Ama şu anlık da aklım fikrim Aynur'da. Çok güzelmiş bu ya. Teşekkür ederiz. Artık evine götürebilir miyim? Bak yemeği. Neymiş bu ya? Tamam, gidiyorum. Şöyle bir iddia var.
Aynur'la Berke tamam. Mesajlaşıyorlar. Diziden mesajlaşıyor mu? Vallahi Berke'yle biz tatilde Berke, ben, Oğuz, Mert, işte Mert olmadığı zaman Oğuz, Berke yine hep beraberdik. Sen de dahil oldun çoğu kafada zaman. Kafada soru işareti. Evet. Bu süre zarfında ben mesaj açtıklarını görmedim. Sadece bir olay oldu. Bizim TikTok'ta işte sosyal danışma adı altında yaptığımız bir canlı yayın için Berke'nin yazdığını biliyorum. Ondan sonra Görkem'in tepkisini de biliyorum. Yazdıktan sonraki tepkisinin içinde bir tweet atmıştı. Bu konu konuşuldu. Ekstra bir konuşma varsa da ondan çıkacak olan adam bence Berke. Acaba var mı? Başka herhangi bir Berke? Başka herhangi bir konuşma yok arkadaşlar. Ya Gizem bunun şu an konuşmasını ya da hesabını sorabilir tabii yok. Ki o dönemde beraber oldukları evet, için. Bu konuda Gizem kesinlikle haklı. Eğer Gizem'le beraberken konuşma olduysa. Aynur da diyor ki bir kez oldu böyle bir konuşma. Ama ne böyle ya? Şimdi burada senin aslında biraz ölçüp biçip tartman lazım. Zaten Berke senin için bitti bu arada. Ben net bir şekilde bitirdiğinin farkındayım. Hani eğer ki bekar biriyle görüşeceksen de görüşebilirsin tabii ki. Bu evde bu senin sonuna kadar hakkın. Sana şu algıyı yapmaya çalışıyorlar. Sanki ben senin çok yakın arkadaşındım. Bir anda hayır, böyle bir şey ama yok. Sonuçta değil, bana Görkem'le hani destekçi hani gibi durdun ya. Sen de belki işte sonuçta dedin. Bana destekçi durdun. Oğuzhan konuş. Yakalandık. Mikrofonu verdim eline. Aynı evdeyiz misafirim. Merhaba. Kendisi. Evet. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor yediğimiz kardeşim. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Merhaba. O yüzden bunu biliyorum. Konuya gelelim evet. Ne biliyorsunuz? Lütfen açıklayın. Oğuzhan mesela Bey. Mesela dünden önceki akşam Berke Aynur'a mesaj çekti. Berke Aynur'a mesaj mı çekti? Bir mesaj çekti. O mesajın içeriği nedir? yani o mesajın içeriği benim hakkımda bu kadar yani ileri geri kötü konuşmamasını rica etti. Öyle kötü sormuyor, söylemedim ya. Yani lütfen Oğuzhan Bey'i dinlemek istiyorum. Evet. Yani benim hakkımda olumsuz yorum yapma, kötü konuşma. Hayır işte yanlış lanse ediyorsun. Gene ben kötü gözükeceğim. Dur 2 dakika. Olayın acaba değilim ama kardeşim. Yalan söylüyor, ama kötü yanlış. Oğuzhan söyleme şekli var, söyleme şekli var. Ev arkadaşlığı bozulacak. Çok düzgün şekilde çok dedim ki lütfen benim ismim geçtiği zaman dedim biraz daha dedim ılımlı hani böyle kötü negatif rencide tamam, bir işte, şey söylemezsen mutlu aynı yere olurum gelmiyorum kardeşim. O da biraz tamam daha yanlış. Yumuşatarak söylediniz belki. Teşekkür ederim yani. Yazdım başka bir konuşma geçmeyeyim. Tamam işte olumsuz yorum yani yapma dedi. Bismillah Allah Allah. Aynı şey gelmiyor mu kardeşim şimdi? Negatif yorum olumsuz. Tamam bu konuları geleceğim. Mert kılı çok kısa özetle. Çok kısa özetle. Tartışma uzayacak çünkü. Vallahi kanka bu konu hakkında pek diyeceğim bir şey yok. Zaten konuşmadıklarını söyledi. Bence de yorumlayacak bir şey değil. Adam söyledi bitti. Evet. Sonrasında tartışmalar yapacağım. Mert kılı sendeyiz. Yani konuşmadıklarını söyledi. Oğlum adam açıkladı zaten. Oğlum adam açıkladı zaten. Ona ben de şahit olmuştum. Oğuzhan. Adam sonra zaten Görkem'de konuşmuşlardı. Kanka konuşacak bir şey yok. Açıkladı oğlum. Ben de biliyorum. Tatilde çoğu zaman. Diğer soruya geçiyorum. Oğuzhan Bey lütfen dört kulağınızı dinleyin. Notlarıma şey yazmışım. Dilhan tekrardan olur mu? Aynı zamanda Oğuzhan gerçekten Dilara'yı mı özledi yoksa Dilan'ı mı beğendi? Ayda. Ayda. Kız kardeşi gelirken ki tepkisini herkes gördü. Benim gördüğüm demek özellikle Okan'da, fiziki anlamda Okan'da bir Dilan'ın çekicilik olduğunu söylüyor. Okan şey. Yine demek aynı kan. Ki Okan yine aynı kan çekiyor da mı demek ki? Yani duydum. Kötü oldu be. Zamanlama. Bu kadar da mezarı bozmaz ya. Çok iş bol. Allah seni. Ne diyorsun? Ne getirdin ben size? Düzgün konuş. Görünen köy kulağımız istemez mi yoksa? Spikere karşı yok. Spikere karşı yok. Sadece o yani. Kanalımızdan engelliyiz. Evet tatlıyı tatlı ben kendi elim lira yerim diye düşünüyorum. Şey Dilar siz özel olarak yesenize. Siz bence içeri geçin. İçeri geçin kanka. Ağzıma da olsun Edna. Çok güzel. Ola ola ola. Olsa. Bu arada güzel. Dilara. Sen de az bir şey daha verirsen. O ne gelsin mi? Gidebilir miyim? Tamam mı? Bardağını götüreceğim. Su içsin. Lütfen. Ben senin ateşinin içine atıyorsun. Lütfen. Ben iyiyim öyle gideyim o zaman. Teşekkür ederim. Mesa sen de gel. Robot! Bir bakabilir ben misin görmüşsün lütfen? Birini. Sen nereye gidiyorsun ben? Biz erkeklerin ekliyoruz. Beni de yollayabilir misin? Kankalarım giderken ben burada kalamam. Evet, evet. Onu bu kurtların şeylerin içine bırakamayız. Teşekkür ederim. Bay bay. Çok tatlısın. Cadı grubu değiliz. Biz neyiz?
hadi lan üçlü kaplanalım. Milik. Yani bize karışık. Üç silahşörler olalım. Ay, silahımız mı var? Evet. Ay, aşkım bizim silahımız yok ama silahımız var, sen merak etme. Üçlü melekler yapalım. Bir gün kanat takarız, kanat alırız. Üç ya tane kızım bizim aynı. Neremiz melek? Ne meleği? Ne meleği değil. Biz yalan konuşmuyoruz ki. Tamam, melekler gerçekleri konuşur. Biz gerçekleri. İyilik meleğiyiz. Ölüm melekleri. Ölüm timi. Ölüm. Kötülük meleği. Saygı tutkuat. Saygı tutkuat olalım. Ölüm timi. Ölüm timi. Saygı tutkuat ne be? Ölüm kimi mi? Çaylı melekli. Film konuları açılınca Mert buraya şınlansın. Vallahi. Neyse biz kendimize bir lakap bulacağız. Şey bizim lakaplarımızı siz bulun. Evet siz bulun. Evet bakalım yorumlarda toplanıyoruz. Yorumlarda bu üçe lakap bulun. Bu üçlü evet. Lütfen farklı bir lakap olsun ve hoş. Bence SSK güzeldi işte. Sarışın sarışın kumral. Kumral kahverengi ne oluyorsa. Ya arkadaşlar iki sarının beyniyle benim beynimde birleşince ortaya yarım gram beyin çıkıyor. Allah seni kahretmesin, kendimizi mi övüyoruz, dövüyoruz mu belli değil ya. Aşkım özgüvenli insanlar kendileriyle dalga geçerler. En büyük dalgaları ben kendi kendimle geçiyorum zaten. Buradan çıkar. Biz direkt izin almıştık gidiyoruz. Aynen zaten. Biz gidiyoruz. Şey kanki. Geldim benim kardeşim, nerede takılın burada. Az önce siz izin aldınız gittiniz ya, ben arkanızdan konuşma yaptım buraya. İzlersiniz bölümü. Ya kanki, biraz o kadar. Stresli durumlar. İçiniz nasıl el veriyor beni bırakıp gitmeye, ben daha da bir şey demiyorum. Kanki. Ailevi durumlarla alakalı. O da mideme vurdu. Kanki. Çok kötüydüm yani. Robot. Ben Berke Bat bilir vurdu. Mi? Oyun falan oynuyoruz orada. Eğlenceli olsun falan. Yoksa kızlar mı gelecek? Bir eğlence falan olsun. Birileri geliyor gibi geliyor istiyorum ben. Peki. Tamam. Israr etmemizi istiyorsan kafa sallayabiliriz. Tek olarak hiç boşu boşuna tepim tek ediyorsun. Olarak izin isteyeyim ben bir de. Kankalarım gitti, ben yalnız kaldım burada. Gidi. Dur bakayım. Ben gidebilir miyim? Ben? Peki. Tamam. Peki. Tamam. Aa evet diyordu. Evet diyordu. Evet. O kanki ben gidiyorum. Ben kadar daha yolun çok başındayız. Ve bu süreçteyken de şimdiden bile daha ufak tefek olaylar yaşamıştık. Ve bunlar şimdiden ufak olaylar evet ama buna benzer olaylar uzun vadede çok daha ciddi noktalara gelebilecek olaylar gerçekten. Ufak olaylara büyük tepkiler varsa, büyük olaylardaki tepkileri çok bir dış göz olarak beni korkuttu. Çok daha büyük olur. Seni de korkutuyor mu bu durum? Korkutuyor tabii ki de. Evet. Bir de şimdi şöyle durumlar. Dün de dedi kız bana, dün konuşurken de dedi yani sen dedi sonuç olarak dedi daha öncesinde nasıl bir ilişki yaşadığımı gördün yani dedi. Yani ilişki yaşarken dedi bunlar dedi başına gelebilecek şeyler dedi. Doğru, doğru söylüyor yani. Daha hararetli tartışıyor çünkü. O gün bile tartışırken örnek veriyorum. Her ilacı sesini yükseltti. Şey diyordu bana. Biraz daha sakin. Yani sesini yükseltti falan yapıyordu. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Biliyordum. Kur'an-ı Kerim çarpsın biliyordum. Oğuz nerede? Oğuz sana çikolata götürmeye gitti ama ben başka bir şey biliyordum. Geldin? Gerçekten mi? Evet. Harika. Lütfen Oğuz buraya geri gelmesin. Gelir misin? Hoş geldin. Ben. Evet, sen. Hoş bulduk. Hoş bulduk burada. Robot, geri gidebilir miyim? Nereye gideceğiz? Hoş bulduk. Robot. Siz baş başa gel, sen de gel. Sen de gel Nisa. Beni yalnız bırakmayın. Robot. Teşekkür ederim. Bay bay. Evet. Daha yüksek. Bay bay. Yani senden ya da ilişkiyle giden böyle bir yanlış durumlarda daha içerliyor ve yani gözyaşı döktü kız yani o kadar şeylerden sonra. Ama olsun ama işte. Duygular işte zaten bir ilişki tarafında eşit bir şekilde yüksek olduğunda orada da işte görüyoruz yani bir nevi Nihle ve Oğuz'u, işte Buse ve Mert'i. Karşılıklı olarak o duygular birbirlerine dokunduğu takdirde kardeşim o ilişki ne müdahale gelirse gelsin takır takır gidiyor ya. Aşkım neredesin sen? Erkekler evine gittim. Niye? Nihle. Seni görmeye. Ben de seni görmek için buraya geldim. Nihle sonra aynında bu şey vardı mı? Evet. Ne yapıyorlar orada? Bilmem gittik öyle. Allah. Gel. Evet. Sana çikolata aldım. Bulamadım. Evet. Yaşasın. Kızlar evine yaşasın. Yaşasın. Doğruyu olur. Gel. Sonuçta olup gidiyor. Evet, tamam gel. Kendine çatal da al. Edim ne yaptın? Görkem. Yine bir şeylere oturtamadım. Hala raftayım. Konuştun mu? Konuşamadık. Aynen konuşmadın mı? Konuşamadık. Bir şeyler hep rafta kalıyor. Ben artık bundan sıkıldım. Arafta bırakan sanki sensin ama Görkem. Ben değilim. Ama evet. Diyorsun ki hani hala ona yöneliyor musun gibi.
yöneliyormuşsun gibi değil. Birazcık yani aklında soru işaretleri var. Eğer onları tamamlasa ya bitti ya devam. Ben de bunu istiyorum zaten. Ha, devam etsin istiyorsun. Dün şey diyordun, tamamen hayır, bitti diyordun. Şey olarak devam yani. Özür dileyecek mi, şey yapacak mı? Son konuşmayı hiç yapamıyoruz. Kalkıp gidiyor. Bence aklında senin ya. Sen bitsin istemiyorsun. Oturmuyoruz ki. Bence... Biriniz oturuyor. Yani Görkem sen de farklısın. Neyin farkındayım? Farklısın, hiçbir şeyin farkında farklısın. Değilim. Yani farklısın. Konuda evet. Farklısın. Yani çünkü bitirmek istediğini yediremiyorsun kendine haklı olarak. O yüzden bitirmek istiyorsun. Ama evet. Emin de değilsin. Neyden emin değilsin Görkem? Ben kendim için sormuyorum. Ben senin için. Ben mesela emin oldum Berk'ı konusunda. İşte bitti. Ben emin değilim yani. Şey olarak emin değilim. Hani özür dilenecek mi bir şeyler... Ama sen bana dün Kırmızı Oda'da yani. Şey dedin. Özür dilese bile dedin, özür bitti dedin. Özür dilemesi ve başka bir sözler de vermesi lazım. Eğer bunların hepsine okeyse zaten bir yola girerim ama okey verecek mi vermeyecek mi onu da bilmiyorum. Bence şimdi ben sana yöneldim ya okey verir. Ya onu bilmiyorum. Şimdi o da yani erkekler o... evine gitmiş. Ya bir görüntü verilecek mi hani onu da merak ediyorum. Yani şu anı düşünüyorsun. Barışacak mısın? Yani. Hiçbir şey belli değil. Sadece son konuşma yapmak istiyorum. Sadece son konuşma yapmak istiyorum. Hani haberin olsun yani. Duyguları var arkadaşlar. Duygular hemen bitmiyor. Aynı. Nasıl bitirsin? Tabii canım, hayır, duygular. Şey dün bana asla dedi de. Şey o yüzden. Yani şey olarak asla. Yani o kadar asla hakaret etti, o kadar şey yaptı. Ya, yani bu galada çıkan olayları sindirecek biri değilim. Farklı mevzular da çıkıyor. Çocuk benden özür dilerim bir şeyler için bana söz verirse anca. Aa. Aynur da bunu sırf ben araya girdim diye yapar. Bilmiyorum. Aşkım onu bilemem ben. Ki bu şeyi mevzu kadınlar rakip sevmez. Sıkıntı. Bu ne? Telefondan hani Berke'yle konuşma mevzusu falan. Yani. Ben konuşmanın içeriğini bilmiyorum ama... Konuşmuşlar. İçerik önemli değil benim yani. İçin. Bu bana bir sadakatsizliktir. Yani bunu ben öğrendim konuyu. Konuyu öğrendim sen ama gene de eski sevgiline sen telefon numarası kayıtlı olur mu sende? Ya da konuşur musun? Ya da ben varken ne gereksinim duydunuz ki diyorum ya. Çok mu önemliydi? Bir de size bu kadar geç söylemeleri danış evet. Değil. Aynur söylemedi, Aynur söylemedi söylemiyorlar zaten söylemiyorlar ki. Ben senden duyuyorum, ben Berke'den o öğrendim. Seni aramış Berke sanırım bunu evet, söylemiş. Çünkü ben o konularda çok sinirleneceğimi biliyor. Yani farklı bir hata yapacağımı ama da biliyor Berke. Ama aradan kaç hafta geçti yani. Belki bana güvenmeyip patlatmış olabilir. Olabilirler, bilmiyorum. Ama senin bunu söyleyeceğini ne zaman söyledi bunu, dün mü? Aynur söylemedi zaten. Yok yok, Berke bunu ne zaman söyledi? Önce konuşmayı ilk gün, yayın günü söyledi. O konuda sıkıntı yok. İlk gün konuştuk. Ben geçen çünkü. Ayın 20'sinde ben falan öğrenmiştim zaten tahmini. Ben biliyordum zaten geçen ayın 20'sinde öğrendim. Merhaba. Merhaba. Niye böyle bir şey Oğuzhan söylüyor? Niye? Dün yazdığın şeyi. Onu ben ekrana de verildi ya. Çünkü. Ben de söylemiyorum. Tamam. Ama ben bugün, hayır ben bugün öğreniyorum. Dünkü yayın meselesi konuştuğumuzu, dün hani ondan önce... Hayır hayır, dün söyledik bunu. Hayır, bunu dün söylemedim. Gerçekten söyledik. Söyledi, yazdım dedi ya. Dün söyledik, Görkem de biliyor hatta dedim. Görkem, sen söylemiştin çünkü Görkem'e. Berke bana yazdı diye. Hayır, onu bilmiyor. Dün akşam. Ondan öncesini, dün akşam, evet. Dün akşamı dün akşam bilmiyor, ondan öncesini bilmiyor. Ben biliyor, dün akşam... Pardon, onun öncesini biliyor, dünü bilmiyor. Ben dün, Görkem dedi ki bana dün... yazdım mı dedi. Ben dedim ki yazdım dedim. Sadece benimle alakalı kötü bir şey. Lütfen söylemez misin diye rica ettim. O da tamam dedi. Başka hiçbir şey yazmadı. Ben de teşekkür ettim dedim. Bu kadar basit. Başka bunu niye Oğuzhan söylüyor belki? Dün akşam ben söyledim zaten bunu ama ya. Dün akşam kritikte bunu söyledim ben. Onu anlamadın. Söyledim. Gerçekten söyleyeyim mi? Öykü Hanım'a sorarız mı? Görkem'i aradım dedi hatta. Evet Görkem'i aradım hatta bunu dedi. Da konuştuk dedim. Ben böyle böyle bir mesaj attım bak haberin olsun diye. Ona da söyledim. Çünkü bitmeyen bir ilişkileri var. Bitmiş olsa zaten söylemem. Ama yani bunda zaten yanlış anlaşılacak bir şey yok ki. Ha bunu niye orada konuşuyorsun peki? Konuşturuyorsun. Ben konuşmuyorum. Konuyu sen niye açtırıyorsun? Dün akşam ben zaten söylediğim için herkesin söyleyebileceği bir şey haline geldi bu. Sen de orada bir şey söylemeyince rahatsız olmadın diye düşündük. Yoksa zaten rahatsız olacak bir şey değil ki, çok sağlıklı iletişim. Ben sadece küçük bir ricada bulundum. Ben çok sakinim çünkü. Sen de bunu istedim. Senden de bu istedim. Farklı ithamlarda bulunuyor Gizem. Yani evet. Siz flörtleşmişsiniz. Evet. Öyle bir büyüdü ki bu arada flörtleştin. Kendimi tuttum. Bana aynı niye söylemedin? Gözün içine bakıyorum neler falan. Yani. Hani sanki ben de dedim ki biz dedim yok, yok. Ne konuştuk aldatılmış ki dedim. Gibi davranıyor. Yani. Öyle Mesela senin sen düşündüğün gibi konuşmadık dedim hiçbir yani. Hiçbir konuşmuyorum. Sen yok. Çok iyi Beyza biliyorsun. Beyza anlatıp bana mı söylemeyecek yani? Çocukken çok kötü şeyler yaşadım. Herkes yaşamıştır burada kötü şeyler de. İlla ki. Bana göre benimki çok büyük travmatik şeyler. Benim normalde ailem belki farkında değil ya da ne bileyim çok da şey görüyorlar. Alışmışım veya ben bir şey belli etmediğim için bu durumdan rahatsız olmadığımı görüyor olabilirler ama benim aile yapım olmadı. Ve benim güven problemlerim çok büyük derecede var. İlişkimde de oldu. Terk edilme korkum da var. Bunun sebebi de 11-12 yıl önce annem beni terk etti. Bir başkası için, bir başka adam için. Annem. Benim annemle babam ayrı.
bundan dolayı terk ettiği için zaten hani ondan dolayı bir terk edilme korkum var zaten. Ya tabii burada tanışma muhabbet yapıyoruz, olmuyor, oluyor, olmuyor, onlar çok da umurumda değil de. Yani çok etkilemiyor beni de. Biriyle ilişki yaptıktan sonra ben terk edilmek istemiyorum. Çünkü kötü hissettiriyor artık şey olarak. Bu yüzden de bir nokta koyulacaksa muhtemelen ben koyarım terk edilmemek için. Peki anneni terk ettikten sonra hiçbir şekilde görüşmediniz mi 9 yıl boyunca? Yok yani şu an geçen sefer denk geldim böyle. Kendisini arattım bir bulmak için, görmek için. Yüzünü unutacağım için o kadar travmatik oldu biraz. Ondan dolayı buldum, fotoğraflarını gördüm. Duygulandım biraz. Ya çünkü annemin eski halini seviyorum normal şartlarda. Hatırlıyor musun peki? Sen 9 yaşındaydın sanırım o zaman. Yok. Ben 4 yaşındayken anneme babam ayrıldı. Ben ortaokuldayken... burada üvey anne muhabbeti de yaşadım ben bir ara. Bu annemle biz İstanbul'a taşındık. Önce Erzincan'a gitmiştik annemin memleketine. 4 yaşında annemle babam ayrıldığında. Sonrasında İstanbul'a geri geldik falan ortaokuldayken. Annem biriyle tanıştı. Ve dedi ki bu zamana kadar ben baktım sana yeterli. Biraz da baban baksın dedi. Sonra terk etti beni. Bundan dolayı çok kin, öfke besledim kendisine. Çünkü bu zamana kadar hep destek olmuştum. Yanında çocukken hani o kadar ailevi değerlerim olmamasına rağmen, aslında var ama hani ailevi bir anım olmamasına rağmen yanında bulundum. Buna rağmen beni terk etti. Bundan dolayı çok travmatik bir etki kaldı bende. Hiç psikoloğa falan da gitmedim. Gitmeyi de düşünmüyorum. Bu yüzden ilişkilere şey bakıyorum. Terk edilir miyim, edilmez miyim? Ona göre birini arıyorum. Ciddi birini arıyorum. Kaybetmek istemiyorum. Kaybedilmek istemiyorum. Çocukluk travmalarımız şu anki yaşadığımız durumların kesinlikle nedeni olabiliyor. Belki izleyenler de beni tanımak ister. Bilmiyorum da bu konudan dolayı. Evet, evet. Ama bunların çözümü... Terapi gerçekten iyi geliyor bu arada. Ben terapi alıyorum. Bu ayıp bir şey değil, yanlış bir şey değil. Yok, kötü bir şey de değil. Aynen. Bunun terapisini alabilirsin bir kere öncelikle, şahsi fikrim. Onun harici şu an kimle yaşıyorsun, ediyorsun, kimle beraber? Şu an babaannemle yaşıyorum. Babamla da çok fazla görüşmeyiz, etmeyiz. Babanla da görüşmüyorsun. Babam başkası yok zaten. Ama bu üvey anne muhabbetini yaşatan annem o değil. Ya şu anki eşi değil. İkinci eşi. Babam üç evlilik yaptı. Onun peki babanla aranması öyle çok... Ya, herhalde yine da, baba oğul gibi değil. Baba oğlu gibi değil. Babamla en son ne zaman konuştun dersin? 2,5 hafta önce. Belki. Hani telefonlaşmışızdır. Babaannem vizede. Yok, babaannemle burada yaşıyoruz beraber. Ha, burada yaşıyorsunuz beraber. Onunla beraber yaşıyorum. Ya şöyle, şu an... Yalnız mıyım? Yalnızım. Arkadaşım var mı? Burada yok. İstanbul'da kalmadı. Ne bileyim, bir hani arayıp sorabileceğim biri de yok. Başka akrabaların kimler var? Mesela babaannen dışında. Babaannem dışında bir akrabam yok burada. Aha. Geldi. Gel gel Rümeysa, en sevdiğin. Ya ben yediydim tatlı. Ne? Ben tatlı yediydim. Yedin mi? Evet. Neredeydin? Dilhan fanları yolladı ya. Ben de nasipleneyim dedim. İyi konuşup geleceğim, tamam. Hı? Konuşup geleceğim. Kiminle? Reyhanlarla. Onlar? Tam da mide fesadı geçirmek üzere. Seninle konuşmaya tam geleceğim, mide. Yanlış anlamasın. Benim enerjim. Sen gittin, kimle konuştun orada? Berke'yle konuştum, seninle konuşabilirsin. Ha. Ya konuşacağız o mevzuydu bu arada, telefon meselesini. Ulan dün sana fotoğraf attım. Ne diye? Dedim ki bu şekilde seni bir daha görmek istemiyorum. Fark ettin değil mi? Fark ettin değil mi? Bak sallaya yatma. Hangi fotoğraftan? Önün açık fotoğrafın vardı ya, siyah elbiseli. Bir daha seni bu şekilde görmek istemiyorum dedim, tab şeyin başında. Hoşuna mı gidiyor, çok merak ediyorum. Yani o açık olması vesaire. Demekleşme, ciddi bir soru soruyorum ya. Ben neden ciddi soruyorum? Ay sanıyorum. Aşkım. Hayır, tabii ki hoşuma gitmiyor. Yani ama şu an kombinime başka bir şey bulamadım. Ve ceket şurası da kapalı diye düşünmüştüm ben. Üç düğme olduğunu düşünmüştüm. Onu denemeden mi geliyorsun? Dün gösterdin sen bana, ben sana ne dedim? İçindekine işte. Dikkat et yeter dedim. Tamam dedim, bu mu dikkat etmiş? Denemedim işte ya. Bir tane. Deneseydim. Sonra biz şey oluyoruz işte. Ama bak görünmüyor. Sen görmüyorsun. Ben içeri girdiğim zaman gayet her şeyi görüyordum valla.
Sıkıldım artık ya. Bence de. Aslında her insanın hayali mutlu bir tablo görmek. Benim mesela içimde anne şefkati eksikliği var. Bu yüzden hani biriyle sevgi açlığımı gidermek istiyorum. Kötü anlamda karşılıklı. Zaten sevgi bencilliktir. Herkes kendini düşünür. Çünkü karşıdakini mutlu ediyordur seni. O sen de onu ediyorsundur. Her türlü bencillik oluyor. Bundan dolayı mutlu olabileceğim birini istiyorum. Beni terk etmeyecek birini istiyorum. Benim arkamdan iş çevirmeyecek birini istiyorum. Herkesin istediği şeyi istiyorum. Çünkü bu zamana kadar yalnızım. Kimsem olmadı. Gerçekten olmadı yani. Ne? Şu an o kadar derece mi? Annemin yüzünü hatırlamıyorum neredeyse. Geçen gün unutacağım için baktım, araştırdım. 12 yıl oldu. 12 yıldır. Peki hiçbir şekilde nerede olduğunu bilmiyor musun? Şu an evli kendisi zaten. Çok da umursamıyorum. Çünkü ben de ondan sonra şey oldu. Ondan sonraki ilişkilerimde hani biriyle sevgili olduğunu vesaire. Biri hayatımdan gitmeyi göze aldıktan sonra hiç dur demedim. Çünkü annem beni terk ettiği için anneme bile dur dememiş bir insan olarak kimseye dur diyemiyorum. Bir kere hayatından çıkarmayı göze aldıktan sonra bende bitiyor tamamıyla. Çünkü mesela burada tanışma yoluna girdiğim insanlar oluyor ya, hemen mesela reddetti diyelim, istemedi. Ertesi anda, günde vesaire benim böyle bir tavrım oldu ona karşı, o kişilere karşı. Fark ettim bilmiyorum. Bunun sebebi bu. Biri beni hayatından istemediği zaman tavır alıyorum otomatik travmatik olarak. Travmatik etki. Yine terk edildik, yani yine gitti gibisinden. Evet, evet, onun gibi bir nevi yani. Ya herkes gibi ben burada aşkımı istiyorum ya. Aşkımı yaşamak istiyorum. Sevgimi yaşamak istiyorum. Sevgi açlığımı gidermek istiyorum. İnşallah. İnsanlara inşallah. Sevgi vermek istiyorum. Yani karşımdaki insana. Bir tane edit gördüm. Aynur'la Görkem otururken Aynur sana diyor ki ne oldu diye. Evet. Orada çok üzülmüştüm. Ben hep üzülüyordum ama. Ama gerçekten üzüldüğünü gördüm. Keşke daha önceden de görseydim bunu. Tam çok geç kalmadım ki. Bence. Bence geç kaldım Dilara. Bence daha geç kalmadım. Birazcık geç kalmış olabilirim. Bence geç kaldım. Aşılmayacak hiçbir problem yok. Bu yüzden bu arada mutlu kare gördüğüm zaman duygulanıyorum. Neden? Çünkü bu zamana kadar mutlu tablo göremedim. Göremedim hiçbir zaman. Kanka, o yüzden mutlu tablo gördüğüm zaman otomatik olarak böyle bıraktı, gitti. Dalıyorum, gidiyorum, düşünüyorum. Ne bileyim, bir şekil baş göz etmeye hayal kuruyorum. Orada onları ye. Ozan zaten ıssız adam. Garip hissettiriyor ya. Başın ağrıdı değil mi? Bir kere hiçbir duygu kalıcı değildir. Kardeşim benim ya. Teşekkür ederim. Üzme kendini, niye böylesin ya? Sen ne duygusal bir adamsın. Çok dostluyum o yüzden. Hiçbir duygu kalıcı değildir. Ne aşk, ne nefret, ne üzüntü, ne mutluluk. Şu an yaşadığın duygular da geçecek bir gün. Ve çok tabii güzel bir yuvan olacak, çocukların olacak. Diyeceksin ki ya nasıl zamanlardan geçtim. Çünkü ben de çok psikolojik sıkıntılardan geçtim ki hala bunun savaşını yapıyorum. İşte depresyonu, panik atak falan bilmem nesi. Bir ara çok yoğundu. Can geldi, can oldu. Ondan sonra geçti diyorsun ki ya bir şey yaşamışız falan. Benim cümlem ve senin de öyle olacak. Bence. Bir gün öyle bir noktaya geleceksin ki ya diyeceksin ya ben ne yaşamışım. Sadece ne yaşadım kısmını hatırlayacaksın. Benim için ağlıyor değil mi? Ne bileyim eğer senin içinse bir Gizem git. Lafı duyduysan git. Evet. Gizem lafını duymadım ama Görkem dedi ki senin yüzünden. O zaman git. Ama bilemiyorum. Görkem gelsin sorayım. Duymadığım için bir şey diyemiyorum. Sen de ayrı bir ruh hastasın ha. Aşkım ağlıyor. Ben ağladığımda bir insanın benim yanıma gelmesini o kadar çok istemiştim ki. Bu evin linç yemesinin sebebi de o. Kimse yanımda olmadı. Yoksa size özel özel linç yapılmadı yani. Hepiniz dans ediyorsunuz, ben ağlıyorum. Ağlayacağı tek kişi sen varsın. Başka kimse yok şu an. Belki hayat için ağlıyordur. Belki falan. Hasret için hayat. Geri dönmüştür. Yaşadıkları için falan. Sanmıyorum. Ne yaşattı ki Gügün'de be? Şimdi burada evet şu an hani bu konu açıldıysa niye ağlasın ki? Gelsene benimle. Gel gidelim. Erkekler evine mi? Hı. Sen gel hadi gel. İzin al. Evet. Çünkü ağlıyorsa kötü. Belki kesinlikle çünkü ağlarken ve insanın yanında olmasını teşekkür istiyorum. Ederiz. Afiyet olsun. Görkem benim için ağladığın nereden çıkardın? Ona göre gideceğim. Ben çünkü benim içinse kötü bir şey. Ben ağlarken kimse yanıma gelmemişti. Aynen farklı mıydınız ama? Hadi gerçekten gidelim gelmemiş. Gezmiş oluruz be. Tahmin ettim ya. Muhtemelen sen gezmiş işte, oluruz. Çok gezmiş oluruz. Gezmiş oluruz. Gezmiş oluruz. Ben erkeklere bile gitmek istiyorum. Bilmiyorum. Konuş bitir o konuyu da artık. Evet aynen. O konuyu da ümit vermeyecek şekilde konuş. Vermiyorum ya. Ne yapalım? Sırda mı oturalım? Gel. Sen çok fenasın. İşte fena diyorum da anla. Gidebilir miyiz?
Gidebilirsiniz ya, kafa sallıyor. Bir şey söyleyeceğim. Teşekkür ederim robot. Hadi gel. Tamam konuşacağım ya ama bitiremediğim burada şeyler değil. Bitiremediğim şeyler var olduğu için. Saygısız olmasın diye şu an şey. Tamam şu an burada burası olmaz zaten. Gidebilirsiniz dedi. Hadi gidelim kalk. Futbolcuydum o yüzden. Top oynuyordum. Eve geliyordum, duş almama izin verilmiyordu. Babamın evinde, kendi evinde duş alamıyordum. İstediğim zaman yemek yiyemiyordum. Kıyafetlerim yıkandığı zaman o kıyafetleri kirli sepetinde temiz kıyafetlerle karışık kalıyordu. Ve ben bunu babama o yaşımda söylemedim bilerek. Çünkü dedim ki babamın yuvası bozulmasın. Bundan dolayı düşünceli davrandım. Ama bir gün dedim ki böyle içimde çok ukde kaldığı için belki babam da burayı izler bilmiyorum. Kendi kendime dedim ki babam bu olayları öğrendi. Bir gün dayanamadım, patladım böyle. Ben duş almak istiyorum dedim. O zamanki üvey dedi ki duş alamazsın. Hani haftada bir gün duş alma hakkım var. Liseye gidiyorum. Liseye gittiğim halde bana bir gün duş hakkı veriyordu. Ve bundan dolayı dedim ki ne alaka hani benim babamın evi, ben duş alacağım dedim. O da hayır alamazsın diye çıktım. Amcamın evine gittim. Amcama anlattım, patladım artık, dayanamadım bir süre sonra. Amcam dedi ki gel duş al ama anlat ne oldu, niye evinde duş almıyorsun falan diye anlattım. Akşamında babam kavga etmeye falan başladı işte. Sen niye böyle yapıyorsun falan filan. Sevindim ilk defa kendi adıma. Dedim ki beni düşünen biri var. Gerçekten. Ve sonrasında öğrendim ki bunun aslında benim için değilmiş. Zaten ayrılmayı istiyormuş. Benimle bir alakası yokmuş benden önce de. Yani bu kararla gördüm. O yüzden de babama karşı da bir hani içimde bir sevgi de kalmadı. Sana gerçekten çok değer verdiğim için bitirmiyorum. Bir anda bitecek bir ilişki değildi çünkü. Çünkü çok değer veriyordum sana karşı. Hı hı. Ama araya biri girerse öyle bir biter. Anlatıyorsun ki sanki ben başkasıyla konuşmuşum da hani böyle. Ya sana ne abi, yeni gelen bir çocuk. Anladın mı? Daha önceden burada oturdun, konuştun, aynı ortadan denk gelmişsindir, arkadaş olmuşsundur. Berke gibi mesela. Anladın mı? Akşam görüntülü konuşmuşsundur, bir şey demem. Berke'yle her gün telefonla görüntülü konuşuyorsunuz. Bir şey diyor muyum sana? Niye o zaman bu çocukla konuşuyorsun abi? Niye? Daha yeni gelmiş çocuk, tanışma adayı, senden hoşlandığını belirtmiş. Sen ondan, yani onun senden hoşlandığını yok, biliyorsun. Hayır. Ve sevdiğin bir adam var, orada ben varım. Orada benden hoşlandığını söylemedi. Sadece tanımak için ben dedim ki, bak burada tanıma olayları çok farklı. Oradan kalktık, buraya geçtik. Telefonda görüntülü de onu söyler söylemez, zaten ben kapattım. Dedim ki böyle şeyler söyleme, ben çok yorgunum dedim. Şu an biten bir ilişkim de... bitmeyen bir ilişkim var dedim. Bunu belirttim ya zaten kendisine. O da tamam gibisinden yazdı, kapattım ya direkt. Dedim ki zaten ben markete ineceğim, hadi görüşürüz. Direkt kapattım. Çocuk bana farklı anlatıyor. Ne anlattı çocuk sana? Konuşmuşsun. O zaman çocuğu uyar da servisteyken bana mesaj atmasın. Dün gece de bana mesaj attı servisteyken. Uyar da mesaj atmasın bana. Ne dedi? İşte ah be ya Dilara, niye böyle yaptın? Evet deseydin böyle olurdu, şöyle olurdu. Dedim sen ne saçmalıyorsun ya, aynı bu şekil. Cevap verdim. O da tamam, aynen. O da tamam kanka gibisinden daha cevap vermedi. O çocuğa bunu deme yüzünü sen verdin, biliyorsun değil mi? Ben zaten çocuğa belirtmişim, evde ters ters bakıyorum. Zaman ama zaman, ne zaman belirttin? O akşam konuşuyorsun, bana karşı hislerim var. Ardından sonraki gün bana yeni bir sayfa açalım diyorsun. O zaman belirseydin, benim bir sevdiğim bir adam var deseydin mesela. Belirttim ona zaten sevdiğim, telefonda. Görüntülü konuşurken. Evet, onu belirttim. Niye o zaman sabah sorduğum zaman, konu açıldığı zaman tanıma yolunla, işte tanışmayla alakalı o hep olumlu şeyler söyledi diyor bize burada. Yalan söylüyor, hiç öyle bir şey söylemedim bak. Yemin ederim ki öyle bir şey söylemedim. Sırf ona... Ya çocuk niye yalan söylesin ya? Dilara. Çocuğa mı inanıyorsun çocuğa sen inanıyorum. Şu an? Çocuk neden yalan söylesin diyorum ben sana. Mesajları atacağım sana. Eve geçer geçmez. İlgilendirmiyor beni mesajlar. O zaman sormayacaksın. Tamam, merak sormam. Etmeyeceksin tamam, olsan. Mesela da bana kızıyor. Dün hayır bak şey ben dedim. Başta bir üzüldüm tamam mı? Ama sonra şu anda yaptıkları doğru gerçekten. O kadar... Ya öyle olduğunu anlamadım bak. O an sinirlendim ama...
Dedim ne alaka bak, bu? Niye mesela... atlıyor dedim. Sonra niyeti çıktı. Bir de dostane diyor. Ben ya. Tamamen öyle olduğunu bilsem sen yokken zaten uyanmaz mıyım? Sen yokken arkadaşıma? Ben bir yorum yapıyorum bunların hakkında. Diyor ki Oğuz sen de çok aktifsin Twitter'da yaptıklarını evet, biliyoruz. Evet bu bir günde yükseliyor o zaman. Hemen de bitirebiliyor. Başkasına da şey yapabiliyor. Bari iki taraflı oynama. Öyle beğeniyorum işte. Beğeniyorum da git yap yapabilirsin. Yani de beğeniyorum bu kadar. Dostane çağırdım. Benim kurumda olan bir de ne alaka yani. Ben sonuçta... Söyledim niyetimi, arkasındayım. Bir öyle bir böyle konuşmuyorum yani. Her yerde aynı şeyi söylüyorum. Eski kötü bardaklardan var. O eminim o kız şey yapmış. Takipçi kasmaya benim gelmiş. Benim yeni hasmım belli oldu. Aynur o senin mi? Aynur. Senin bardağın. Çünkü kankam için. Hayır o Leyla'nın benim de gönlümde negatif o işte. Leyla'nın. Geldi benim negatif kırmızı o. Kırmızı benim. Aa içiyor muyum? Ben birini doldum o zaman beni sağ içebilirsin. Hayır. Ne, sana doldurmuştum da. Evet, arkadaşıma. Teşekkür ederim. Sen de içmek istersen. Evet. Teşekkür ederim. Aynur seni kıskanmış. Güzel mi? Şu anlık bir şey olmadığı için bir şey diyemem. Kırmızı Oda'nın sonu öyle değildi diyor ama. Ya gayet iyi konuştu. İnsanlık olabilir. Olarak dedim ki tanışmaya memnun oldum dedim. Nezaket hanımefendi gösterdim. Hanımefendi falan böyle bir. Nezaket göstergesi olarak. Nezaketen mi? Peki Kırmızı Oda'nın içinde de konuştunuz. Başta bana bitirip bitirmediğimi sordu Aynur'u. Ne? Aynur'u bitirip bitirmediğimi sordu. Ben şeyi anlamıyorum bak. Tanıyabilecek miyim onları? Bu bence kurulmuş sana o arada bu mevzulardan dolayı. Öyle sanıp kurulmuş sana. Yo. Bile bile yapıyor. Dedi ya gözün içine bakıyorum bana açıklama yapman için. Çok farklı davranıyor yani. Evet. Aldatılmış gibi davranıyor. Bence kız. İzlemiş ya programı. İlk başta izledim dedi sonra izlemedim dedi. Aradaki mevzuyu. Ben kendi fikrimi söyledim onun hakkında. Seni bence ikonik bir karakter olarak gördü. Ben dedi ki ben bu kızın üstüne oynayayım en başta. Ben hani öyle böyle... hiçbir şey demiyorum orada, o sizin görüşünüz. Yo, ben kendim... Nasıl bir şey söylemiyorsun? Ben... Ne diyorsun sen? Şu an bir şey demiyorum yani, bu yorum bu değil benim. Yine aynı kelimeleri kullanıyorsun bundan sonra, şundan sonra. Ya biz niye hep kavga ederken sen yine şunları şunları yapıyorsun, bunları yapıyorsun? Ya ben de kavga etmeye çok meraklıyım ya. Ben asla ben böyle bağırmaya çok meraklıyım, sinirlenmeye çok zaten çok mutlu bir hayat yaşıyorum. Çok... Şeyim yani ki hani burada gelip seninle kavga etme gibi zorunluluk hissediyorum. Niye ediyorum? Çünkü sana değer verdiğim için ediyorum Dilara. Anladın mı? Niye? Biliyorum. Nasıl? Yine aynı şeyleri söylüyorsun diyorsun bana. Umurumda olmasan demem zaten. Anladın mı? Tamam demeyeyim o zaman bundan sonra. Derim yani zaten bunu eğer bu şekilde konuşursan. Ben benim uyarılırıma dikkate almıyorsun galiba. Çok gergin bir insansın. Neyin uyarısı canım? Bak, neyin her, bunun... Her... Seni uyarıyorum. Tamam da bunun uyarısı geçen gün ne uyardım. Alaka? Dedim ki ben buradayken dışarı çıkıp içme dedim. Tamam da. Yine gidip içiyorsun. Şu an bunu mu konuşalım? Konuşacağız tabii ki. Ben buradaysam gidiyorsan o zaman ben gelmeyeyim canım, buraya ya. Ben özellikle mi gidip içtim? Ya güzelliğim gitme ya. Kardeşim o zaman. Su aldıysan yoksa geri geleceksin. Bu kadar basit ya. Normal su aldım bir de. Fark etmiyor. Gittiysen yoksa geri geleceksin. Basit. Orada zaman öldürmene gerek yok. Çok istemiyorsan yanında söyle ben gelmeyeyim buraya. Bu kadar basit. Sen benim yanıma gel zaman ben... Ne alaka? Ya şu an saçmalıyorsun. Ya bu sen zaten bir tek doğru bir tek doğru sensin. Bir niye tek akıllı, ya? Bir tek bak, her şey sensin. Bağırma bana artık. Sesini yükseltme. Ama sen yükseltiyorsun bir saattir. Yükseltmiş ben sakin konuşuyorum ya. Zaten. Yükseltmiş sesini. Ama sen yükseltiyorsun diyorum sana. Çocuk azarlar gibi beni azarlıyorsun farkında mısın? Anlamıyorsun ya bazı şeylerden. Uyarılar Allah yaptığımız halde anlamıyorsun neyin ya. Neyin uyarısı be? Bağırma kızım bana. Bağırma. Allah Allah. Bir o kaldı karışmadığın. Üf, en son ne yersen ye diyeceğim olacak anladın mı? Ay dersen ciddi ama. Söylüyorum az kaldı. Yani şurada bir damla daha gelirse sen yine döneceksin haberin olsun. O zaman istediğin yerde istediğin gibi ne sen yersin. Başladı gene boş tehditleri. Boş tehdit o zaman görürsün dolu mu boş mu. Sıkıldım artık çünkü. Ben de sıkıldım. Sıkıldıysan o zaman uzatma. Sıkıldım evet. Tamam uzatma o zaman Mert. Senin bu uyarılarını sürekli Allah sana uyarı yapmaktan sıkıldım. Uslanmaz bir yaramaz çocuk gibisin ya. Hiçbir şeyden anlamıyorsun. Ancak kamera açıkken konuş, oyna işte. Ya ne alaka şimdi? Ya. Ne alaka? Sen gerdin bizi, ben mi gerdim? Germe sebebin beni dinlememenden. Allah ya Rabbi ya Resulallah. Sana bir şey diyoruz dikkat ettin yok. Kıyafete dikkat ettin yok. Ona dikkat ettin yok. Buna dikkat et. Neye dikkat edeceksin sen? Benim söylediğim neye dikkat edeceksin acaba? Lan şuraya geliyoruz 15 dakikamız var 15 dakika gidiyorsun 5 dakikasını işte dışarı dikkat... içiyorsun. Gelme o zaman yanıma niye geliyorsun ya da ben senin yanına gelmeyeyim. Ne oldu?
Şunu da öyle. Gerçekten merak ettim. Evdekileri de sordum ama çok bilgi vermediler. Kendimden konu açıldı yani. Burada ilk defa biri benim hayatımı sordu. Merak etti, anlattım ben de. İç yaşamımı sordu. Peki ağlama sebebin özellikle hangi kısım? Hepsi. Nasıl? Bana da anlatmak ister misin? Ben acaba benden ötürü mü dedim hani, yok, seninle bir seni çok yok mu kırdım, çok mu yüklendim? Yok, seninle bir alakası yok. Sadece ya ilk defa dediğim gibi burada biri benim aile yapımı sordu. Benim durumumu sordu yani, ne yapıyorsun? Sormamış mıydı? Yok, sormamıştı. Ben de anlattım. Daha anlatmadığım çok şey var ama... Ne, bana da anlatmak ister misin biraz? Ya bu yanlış anlaşılır o yüzden. Hayır, saçmalama, ne yanlışı ya? Birebir olduğumuzu düşün. Ben öyle kaba bir insan değilim normalde. Sadece bana karşı yönelimin olmasın diye öyleyim. Bana anlatabilirsin. Burada gerçekten en anlayışlı, en iyi niyetli insan benim. Emin olabilirsin buna. Evet, çok seviyorum ama hani şu an için aynı bitti. Sonrasında ne olur bilemem demişsin. Hani açık kapı bırakmışsın bu arada. Açık kapı falan yok. Şöyle dedim hani... Hayır, açık kapı bırakmışsın. Sıcak bitti diyor kırmızı odamız. Tamam, bu arada şu an sevgiliyiz. Ne zorluyorsun şu an? Bir doğru günde bitiyor mu ister Görkem? Hayır, bu ne demek? İsterim şimdi bitmiyor zaten. Onu söylüyorum, hala inanmıyor. Başka bir... Odada da ben ne dedim zaten Gizem'e? Ne dedim? Bayağı iyi. Aynur'u seviyorum dedim. Şu an dedim hiçbir şey belli değil dedim. Çünkü Aynur'la bir son konuşma daha çok yapamıyoruz iyi hala. Çok ben yaptığımı düşünüyorum. Yani. Çok güzel oldu. Düşünmüyorum. Ben tanışmak istiyorsan tanışabilirsin. Son konuşma mı? Saçlarım çok kötü ya. Senin aa, istediğin gibi yapalım sana soracağım diye şeyler var diyorum. Hala cevap alamadığım şeyler var diyorum. Sen burada bahsettiğin şeyler hoş şeyler değil. Ne bahsediyorum burada? Evde dönen biten olaylar da hoş şeyler değil. Hiç konuşmuyorum o zaman. Ne? Adam akıllı bir konuşamıyoruz hiçbir şey. Sen Gizemgil'le konuşmaktan bana fırsat gelmiyor. Allah Allah. Konuşacak mıyız artık? Son kez konuşalım aynı. Bu durum çok uzadı. Konuşalım, hadi gel. Hiç mi konuşmadın 12 yıl boyunca? Konuşmadım. Yüzünü unutacak hale geldim yani. Özledin mi? Özlüyor musun zaman zaman? Beni terk eden annemi özlemiyorum. Hayır, kesinlikle. Öncekisini. Asla. Önceki annemi o kadar özlüyorum ki böyle... Kötü, çok kötü bir durum. Şöyle özlüyorum. Ben de kötü hissettim. Şu an gözlerim doldu. Anne konusu benim için de hassas bir konu. Büyüyemedim çünkü onunla. Ya lütfen. Bir saniye. Ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Ben de çok kötü hissettim. Şu an keşke... Ya şu an bunları anlatmam aslında bir mantığı yok da. Nasıl söyleyeyim sana ya? Annemi özlüyorum ama şu an kendimi özlemiyorum. Yani önce kendimi özlüyorum. Çünkü ben hep onun yanındaydım. Hep onun yanında oldum her konuda. Bir de çok kötü bir yaşta bırakmış. Ne isterse istesin yaptım. Ne derse desin yaptım. Hiçbir zaman başını aşağı eğdirtmedim. Ben kendi şeylerimden başlayayım. Diyorsun hep senin fotoğrafların, şu bu. Bunları atlatamayacak mısın? Evet, atlatamayacağım. Hep önüme getireceksin. Hep önüne getirmediğin önüme çıkıyor benim. Senin önüne gelmesine gerek. Benim sürekli gözümün önünde. Her gün atılıyor zaten. Tamam. O zaten ilerleyemeyecek. Buradan belli, anladım. Hı hı. Hakaretin için bir özür dilemeyi düşünüyor musun? Burada özür dilerim. Da... Ama bilmiyorum, o mesaj yeterli miydi sence? Özür dedim, bitti. Ya şöyle kendim diyeyim sana, daha hassas benim bir kendim noktayı söyleyeyim sana. Anladın mı? Benim, mesela annemden sana selam ediyordum ama annem senin o görüntünü görecek. Anladın mı? Ben böyle düşünüyorum olayı. Ben sosyal medyayla annen değişmiş... Annen sosyal medya kullanıyor mu, Twitter falan? Hayır ama bölümleri izliyor. Hmm. Yani ben tamam, sen diyorsun yani ben linç yiyorum falan. Evet. Senin üzerine yönlendirmiyorum ben kimseyi. Tamam, bitti dedim. Bitti dedin de ben o lafa... Bitti deyip onu yapıyorsun işte, anladın mı? Biz bölüme göre ilerliyoruz. Hani böyle şeylerin haberini vermek de hoş olmuyor. Demek ki senin için önemli değil böyle şeyler. Nasıl şeyler? Böyle şeyler. O zaman keşke bu arada o röportajı verdiğin gün, kendi fotoğrafların çıktığı gün falan bittiğinin sinyalini hani başlamadan bitti diye yazsaydın. İşte o liman falan, onlara hiç girmeseydin. Bizim ilişkimiz başlamadan bitti yazsaydın, biz bu problemlerin hiçbirini yaşamayacaktık. Ki sen beni affetmemiştin ki hala zaten. Evet, affetmemiştim. Affetmeyeceğim de. Niye böyle yapıyorsun? Nasıl ne? Ne yapıyorum ki ben? Sen yaptın. Ne yaptın? Sen de hata yaptın. Ben de hata yaptım. Bence.
Şuradan kalkalım. Niye? Kalkmak istiyorum. Ben kalmak istiyorum. Ben kalkmak istiyorum. Tamam, kalkabilirsin o zaman Buse'cim. Hadi kalk git. Şuraya gidelim. Ya ölür burada müsün? Burada rahatım. Rahatımı bozmak istemiyorum. Belki burada konuşacak bir şeyim var, konuşamıyorum. Konuş burada. Sen manyak mısın? Yok, ben kalkmak istemiyorum. Sebep? Sebep yok. Niye kalkayım ki? Neyin sebebini arıyorsun onu anlamadım. Sebep aramıyorum. Ben kalkmak istiyorum. Konuşmak tamam, istediğim bir şey var ve konuşamıyorum. Burası diyorum. Kalabalık çünkü. Şu önüne de dikkat et. Bir daha uyarmayacağım seni. Ya da git kıyafetini değiştir. Kalabalık diyorum. Kalk. Kalkmıyorum diyorum ben de. Burada konuş. Otur o zaman. Sen hadi git bakalım. Meraklısın ya zaten. Görüşeceğiz seninle, merak etme. Hani dedin ya kendimden yaşça büyük, dominant işte kadınlardan hoşlanıyorum. Acaba annenle büyüyemediğin için mi? Belki de ondan dolayıdır. Bence bu olabilir. Bu çok yanlış bence. Bunu düşündüm kendi kendime ki bu senlik bir şey değil. Bu tamamıyla senin, ama bilinçaltında evet, olabilir. Senin yaşayamadığın duygulardan dolayı böyle bir şey istiyorsun dedim kendi kendime. Şu, evet, bende de şu oldu. Bu evde değil. Eski ilişkim benden yaşça büyüktü. Ben onu baba figürüne koymuştum. Bunu ayrıldığım zaman fark ettim. Yani, ben de bunun önüne şimdi geçtim. Ama benimki çok yaşça büyüktü tabii. Bizim aramızda öyle bir yaş farkı yok. Yani bizim aramızdaki yaş farkı normal. Hani ben çok da büyük duran bir kadın değilim zaten. Yok, şey için o dediğine ithafen söylüyorum. Ben de bunun farkına vardığım için dedim ki sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hani tamamen çok büyük bir boyutta bencillik dedim. Buna gerek yok dedim. Ne güzel frenleyebilmişsin. O yüzden hasretten bahsediyorsun. Evet, ondan bahsediyorum. Gerek yok böyle bir şey. Bence sen öyle bir çocuk değilsin. Gel şuraya. Kalk kalk. İnadından gebereceksin değil mi? Gel sen gel. Kalk kalk. Kalkmıyorum, burada oturmak istiyorum. Kalk. Kalkmıyorum. Buse kalk. Kalkmıyorum. Ben sabrını sana kalk derken kalk. Kalkmıyordun. Kalk. Ben sana kalk dediğimde kalkmıyordun. Kalk. Kalkmıyorum. Bak seni bir daha uyarmayacağım kalk diye. Çok ciddi söylüyorum. Ben sana kalk dediğimde sesini neden kalkmıyordun? Kalk. Ben sana kalk dediğimde neden kalkmıyordun? Canım istemiyor kalkmak. Tamam. Okey. Ben deyince yapma, sen deyince tamam, yapalım. Olur ya. Paşam. Olur. Erkeklerine gidebilir miyim ben? Dediğim bu saatten sonra. Yoruldum kendimize gelelim diye yaptılar. Üstünden dolayı mı? Bomboş bir sebep. Keşke üstünden. Ay sinirlerim bozuldu. Ağlamayacağım, şarkıya bak. Dayanamam diye bir şey yok. Dayanırım. Gerekiyorsa yalancının birine sarılırım. Git hadi sen, nereye gidersen içimden. Geliyorsun tarifi zor sözlerle ama sen gözümden biliyorsun. Aşkım. Seni benden alan kader. Ölsem vermem diyor. Ay çok üzüldüm. Buse ne oldu? Ne oldu? Mert'le tartıştılar. Neden?
Şimdi gördüm. Büyük bir şey mi oldu? Kız ağlamaz normalde. Anlatmadım. Sinirden ağlıyor sanırım. Bilmiyorum. Mert gitti. İzin al, sen de git. Konuşun. Yapmak zorunda değilim. Ben izledim de yapılmıyor. Ben niye sen istedin her seferinde yapıyorum? Niye yapan taraf hep benim? Ben bunu anlayamıyorum yani. Yok, yalandan yangınların bir yanıyor, geri iki sönüyor. Seni benden alan kadar. Niye dışarı çıkmışım oğlum buradayken? Ben buradayken mi yiyorum? Zaten az vaktimiz var diyor. Ya ne yapayım? Ne istiyor? O varken çıkmayacakmışım. Oradan bir başladı, başka gitti işte. Yazıklar olsun. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Sen benim dostumdun. Ha, bunları söylerim ama... Evet, başkasıyla görmek çok zor. Evet. Ama... Ötesinde de bir şey söylemeye de hakkım kalmaz çünkü burası dost edinelim, hadi kanka bulalım programı da değil ki. Ya birazcık artık mantığımı düşünerek hareket ettiğimde duygularımı olayın içinden çıkarttığımda... Var mı aklında bir isim? Aşkım şu an aklımda kimse yok. Eğer biri bana yönelirse ki birinin yöneleceğini de zannetmiyorum. Sen evin ilk günü Ozan demiştin, hatırlıyor musun? Aşkım Ozan'ı bak şu yüzden Ozan'ın adını vermiştim. Ozan'ın boyu uzundu ve yan yana geldiğimizde Öykü Hanım birazcık... Aa evet, Ozan ha, demiştin sen. Ozan demiştin ama. Hayır, şöyle ben Ozan'ı gördüğümde, ilk ekranda gördüğümde bir tane bir şahıs var ya, ismini anmak istemiyorum. Benim arkamdan farklı şeyler söylemiş, sosyal medyada gördük zaten evet. Hepimiz. Ben ilk ekranda gördüğümde Onur'un adını vermiştim. Çünkü yüz olarak beğenmiştim yani. Yani ortada konu bir mutluluk. Başka hiçbir şey. Şey basit. Bilmem ne. Daha ne kadar alacağım? Ben daha ne kadar alacağım? Alsam da görmüyor ki hep daha fazlasını istiyor. Önün açık dedi. Tamam dedim. Kapattım. Şöyle oturuyorum. Dikkat ediyorum. Daha ne yapmam gerekiyor bilmiyorum artık. Gerçekten tıkandım yani. En ufak şeyden tatsızlık çıkartıyor. Sonra ben yükselince bağırdı oluyorum ama sen de bağırıyorsun. Sen bağırırken ben nasıl susabilirim? Tabii ki de insanım, yükseleceğim ben de yani. Tatlı getirmiş zehir zıkkım oldu zaten. Gitmem gerekiyor sadece. Benim memnunum. Bence git Buse'ye. Bence de git. Git ya. Evet, aşkla gurur olmaz. Hiç boş ver. İkiniz de üzülüyorsunuz. İzin ne gerek var? İsteme git. İzin isteme ya, git direkt. Gerçi verir. Erkekler evine. Hadi git. Kavga etmeyin ama bak. Ortamı karıştırıyorsun 2 dakikada. İnşallah. Bu halden üstüm daha oynama. Kötü bir hale girmesin. Metin üstüme oynandı. Yani benim dikkat etmemi istediğim bir sürü şey var. Dikkat etmemi istediğin bir sürü şey var. Tamam.
Gizem'le bir dahaki kırmızı odanda detaylı konuşursunuz. Birbirinize yapması gerekenler, yapmaması gerekenler. Ne bu tavırlar? Neden bu tavırlar içindeyim? Çünkü böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Ben sustukça senin benim tepeme çıkacağını düşünüyorum. Bir şeylere tepki vermediğim için. Çünkü ben dün üzgündüm. Gerçekten dün üzgündüm. Ve seni arayıp söyleyebilirim. Nasıl arayıp söyleyebilirim? İnsan arayıp dertleşebilir. Ara dedin. Aramadın. Aramadım. Mesajda üzgün oldum ve yorulduğumu, bu ilişkiye başlamadan olan bir tane rahatsız olduğum şeyleri sana yazdım. Sen de bana mesaj attın. Tamam, ben mesaj yazmaktan konuşayım. Pek hoşlanmıyorum. Aynen, mesaj atıp herkesten sil yapıyorsun. Onu niye yapıyorsun mesela? O özel sebeplerde onun için yaptım. Benim doğum günümde, benim terk edildiğim dönemde, annemin beni terk ettiği dönemde, babam benim doğum günümü unutup, bir gün önce doğum günü olan biri vardı. O da bana çile çektiren üvey annemin kardeşiydi. Onun doğum gününü hatırlayıp doğum günü kutlamıştı. O zaman çocuktum. İçimde çok ukde kalmıştı. Aa, çok kötü bir şey. Kalır ukde. Peki bunun hatasını telafi etmeye çalıştın mı? Hayır. Söylediğimde de şey yaptı böyle. Şey gördü. Ya dert mi bu da falan gibisinden şey yaptı. Ben de tamam dedim. O gün çok o yüzden konusunu açmadım hiç. Çok yanlış. Bu küçük ukdeler var ya, insanın o günden beridir de doğum günümü kutlamadım, kutlamıyorum, biliyorum. Kutlamayacağım içine, da. İçine oturur, içine evet. Oturur insan. O hissiyat çok kötü, çok iyi anlıyorum. Hiçbir şekilde kutlamayacağım, kararım da bu yani. Kutlayanlara diyorum ki, pasta getiriyorlar mesela, örnek veriyorum arkadaşlarım, bilen olanlar, bilenler falan. Diyorum ki, o pastayı getirseniz de üflemeyeceğim. Yani çok inatçıyım, boğa vurucu peki olduğum için. Peki babam getirse? Babam getirse de hayır. Hatasını anlayıp, ben o an seni... Anlayamadım. O anki psikolojim seni anlayamadı diye gelip bence birazcık yumuşarsın. Ya bilmiyorum. Çünkü hatayı onda gördün ya. Bilmiyorum, böyle bir şey olsa ne olur da. Daha önce denedi gibi bunun gibi bir şey. Ben yine sert bir tepki verdiğim için şimdi mi aklına geliyor bu 6 yıl sonra falan dedim. Denediği zaman da. Öyle düşünme ya. Ve bu arada o günden sonra da doğum günümü unuttu biliyor musun hep? 6 yıl sonra falan aklına geldi bir. Babanın birazcık tarih unutma konularında şey varmış. Ama bunu bence bireysel olarak algılamamaya çalış. Yani kendini anca böyle teselli edebilirsin. Bir tane Oğuz dans kursuna gidelim, tamam mı? Tamam. Bir ortak bir dans mı? Evet. Bir sürü mü? Bir sürü ama bir tanesi böyle romantik ama güzel dans olsun. Romantik ama güzel. Böyle çok çılgın danslar olmasın ama. Olsun. Niye olmuyor? Böyle kopmalı mopmalı. Tabii çok eğleneceğiz. Gerçekten mi? Evet. Peki çok çılgın danslardan kastın ne mesela? Atıyorum böyle çok hızlı ani hareketler falan yapıyor ya. Çok ateşli danslar edelim mi? Ederiz. Hepsini yapıyoruz. Ne olsa dans kursuna gitmiş oluyoruz. Üstünden her şeyi yapabiliriz. Peki modern dans kursuna mı gidiyorsun? Evet. Ben zaten dans kursuna gitmek istiyordum. Gelinlik. Beraber gidelim. Beraber dans kursuna gitmek de çok hoş olur değil mi? Ne oldu, olmuyor mu? Aşkım ben birazcık şeyim ya. Nesin hayatım? Ne bileyim böyle hödük gibi ya. O yüzden sen? Çok güzel dans ediyor muyum ben? Yok evet. Vallahi mı? Hı-hı. Doğru söyle. Gerçekten doğru söylüyorum. Seni ekranda görüyorum, çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Gerçekten mi? Evet. Ben senin yanında görüyorum. Duruyorum, seni izleyesim geliyor. Daha çok hoşuma gidiyor yanında. Evet, benim gözüm hep ekranda. Hmm. Evet, sen çıkarsın seni görürüm diyor. Çıkıyor muyum? Evet çıkıyorsun. Ha. Kameralara gidip bir şeyler yapıyorsun ya. Hı-hı. Çok tatlı oluyor. Sen çok dans ettiğin anda böyle yapıyorum, gidiyorum kameraya. Onu görmüyorum. Onları vermiyorlar mı? Gidiyorum Görkem'le böyle yapıyoruz. Onları görmüyoruz, onları vermiyorlar. Demek ki dans etmemiz bölünmesin diye. Bizim bu kadar Gizem'e enerji vermemizin sebeplerinden biri evdeki o algıyı artık bir kıralım. Şu algı bir kırılsın. Artık herkes rahat rahat gerçek içindeki hisleri söylesin diye de bu kadar gaz verdik. Ona da söyledim. Çünkü herkes bir şeyler için kendini tutuyor, çok farkındayım. Herkesin beğendiği bir ikinci isim var aklında, bunun benim da farkındayım. Asla yok benim. Senin. Benim asla yok. Senin beğendiğin yoksa beğendiklerim vardı senin. Çok mu komik? Bence ama çok komik. Ama biz güldük. Ama biz güldük. Çoğunluk güldü. Aynen öyle. Yok gerçekten. Yok yani. Bir face insan aşağı ne yapacaksın? Mi? Bir baby face indi aşağıda. Baby face, gel buraya. Haydi baby face'ler toplanın Dilar. Yo, beni biliyorsunuz. Evet. Yapmak istesem yaparım yani. Evet, doğru, yapmak istesem alırsın. Yaparım. Bana da geçen demiş ki benim için.
Ben o sana almak istedim, aldım, terk ettim falan. Oo, iddialı. Bak sen de hiçbir zaman bitirelim net demiyorsun bana. Bitirelim. Sıkarsan biter. Sıkarsan biter. Sıkman lazım. Sık. Bu kadar. Tamam geldi editin, tamam. Bak editin de geldi yani. Hayır, hadi yine iyisin. Ay, son editimiz aşkım. Ciddiysen bu arada gerçekten bitireceğim bazı şeyleri. Ne? Bitti yani. Ne? Son editinde hayırlı olsun. Hadi yine İmaları. İyisin. Dur otur son kez ya bir cevap. Adam akıllı cevap vermiyorsun. Deli ediyorsun beni ya. Hoş ne? Değil. Adam akıllı cevap ver artık. Verdim işte. Bitti. Yine istediğini yapabilirsin. Bak ben bak ne olursa olsun gerçekten seninle devam etmek istiyorum. Ama... Ama elimi sıkınca bitti hani. Aşk olsun, ben seni sevmiyorum, haberin olsun. Tamam bırak beni. Eğer gerçekten böyle hissediyorsan, hiçbir şey istemiyorsan gerçekten yapmam. Neyi yapmazsın? Hiç seninle, yani gerçekten kendimi geri çekerim. Anladın mı? Eğer rahatsızsan, anladın mı? Bir şey istemiyorsan, bunu bana söyle. Bir şey istemiyorum. Ama böyle tatlı tatlı bakma bana, anladın mı? Bu benim küçük bakışım bir kere. İşte çok tatlı. Bir şey istemiyorum. Bence sen öyle anlıyorsun. Gerçekten çok tatlı. Düşün çok sağlam var. Tamam strese girme seni terk ettiğim için. Ya relax. Sakin ol. Terk edebilirsin. Görko. Görko sakin ol. Terk edebilirsin bu arada. Bitirebilirsin her şeyi. Tamam. Anladın mı? Ben bunu birkaç gün boyunca net bir şekilde yaparım. Ondan sonra yoluma bakarım. Tamam. Ama ben ilk başta bir şeyler seninle denemek istiyorum. Hala. Her şeye rağmen hala. Bende öyle etkilerim vardı ya. Ha sen sonra tweet mi atacaksın Aynur'la deneyip gene ayrıldık diye? Niye bu kadar çok sen yapıyorsun. Tamam bu konuda bu kadar hassas olduğunu bilmiyorum, özür dilerim. Hassas olmakla alakası yok. Algı yaratan biriyle sevgili olmak isteyebileceğimi düşünmemen gerekiyor. Algı değil bu. Yapıyorsun. Tamam kusura bakma bunun için. Ama sen yok de canım, benim yaptıklarım senin için daha büyük problemmiş ya. Ya beni rencide etmen hoş değildi sadece, sen de beklemezsin. Özür dilerim, senin kırdığın için özür dilerim. Orada gerçekten çok üzüldüm. İki gün boyunca kendime gelemediğim anlar oldu. Ya başka problemlerin de oldu evet. Sadece benimle alakalı. Seninki yüzünden tuz biberi oldu. Özür dilerim. Tamam. Şimdi bak, sevim bir şekilde gerçekten inanıyorum sana. O mesajda böyle değildi. Dedim herhalde Aynur yazıp. Yok kendi kötü hissediyorum. Yani sana kötü hissedirdiğim için özür dilerim ya. Hoş değildi çünkü gerçekten o lafların. Tam bunu mesajda söylemiştim sana ama dün sabah tekrar söylememiştim. Bunu ben evet. Yine söyledim. Burada senin ben şu an 10 kere özleyecek halim yok. Allah'ım ya Rabbim. Bir şey yapmayacağım, bakacağım. Kahvesini bile paylaşmayacak raddeye geliyor ya. Evimizde şömine kesinlikle olsun. Peki böyle mi yoksa harbi şömine mi? Yok, gerçek şömine olsun. Tamam aşkım. Ben küçükken yaşadığım evde şömine vardı biliyor musun? Benim çok severdim. Ay be. Hep böyle önünde otururdum. Şömineli ya. Evlerde. Salak. Salak. Ne oldu? Bir şey olmadı.
olsun. Ne oldu aşkım? Of, Oğuz mu dedin? Neden? Bakma şey geldi böyle. Hı. Anlat gülüm, dinleyeyim ben seni. Böyle oturuyoruz, tamam mı? Ha. Yanımızda bir de kızımız var. Ama küçük. Allah'ım. Evet. 4-5 işte. Bak, en sevdiğim. En sevdiklerime geldik. Evet. Bir anda geldi böyle aklıma. 4-5 yaşında. Hmm. Biz ona kitap okuyoruz böyle şöminenin orada. Ama kızımız da duştan. Ben duş yaptırmışım ona. Banyo yaptırmışım. Evet, mis gibi kokmuşsun. Evet. Sen birlikte, sen de kokmuşsun. Sen de olmuşsun. Beraber almışız. Evet. Beraber banyo yapmışız. Sonra ben onun saçlarını tarıyordum. Sen de bize kitap oku. Olur. Ve şömine yaz. Ben bir de erkek çocuğumuz var, Kaplan. Biz de onunla dışarıda... Kartopu oynamışız. Kartopu oynamışız. Çünkü kışmış. Dünyanın her yerinden bizi izleyen gerçek kısmet ustalar, yaklaşın. Size müthiş bir haberim var. Artık YouTube'a katıl özelliğiyle hemen şimdi Kısmet Us ailesine katılabilir ve pek çok ayrıcalığın sahibi olabilirsiniz. Herkesten önce sen izle. Reklamsız, kesintisiz, keyifle izle. Kamera arkası görüntüler, özel röportajlar ve Kısmet Us'lara özel silmemiş sahneler. Yorumlarda üst sıralarda yer alma ve sizin için hazırlanmış özel Kısmet Us emojileri. Özel organizasyonlara öncelikli giriş, VIP, süper Kısmet Us kartı. Sürprizlerle devam edecek yeni interaktif özellikler. Hadi hemen şimdi siz de bu büyük Kısmet Us ailesine katılın.